Merhaba arkadaşlar, canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah haliniz, hatırınız iyidir canlar. Biz daha uğraşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karnımız acıktı. Ne yapayım, ne yapayım dedim. Şöyle soğanımı soydum. Buraya da biberimi, domatesimi hazırlayıverdim. Tavada dedim, güzel kızartayım arkadaşlar. Şimdi bunu yemeden gidersek aynen de o an kafayı dahar gene, ben biliyorum. Değil mi kızım? Onun daha için bir, bir iki. Yemeden gittiler, gittiler diyecek deyip paketin birini görmeden zaten. Arkadaşlar şöyle yine de döş var. Yine kalorimi şey yapacağım. Öteki herhalde pirzolak mı aldıydınız? Neyi? Pirzolak bir şey. Bilmiyorum ki babam ne aldı, ne koydu. Ondan sonra ben de hemen görmeden paketin birini zaten attım. Yine buraya şey yapacağım. Şimdi hepsini yapmadım diye annemden. Onca az mı yaptım diyor. Aç kalıyorsunuz diyor arkadaşlar. Kendinize diyor bakmıyorsunuz diyor. Sizinle sürüşüyor. Ben de hemen şöyle. Burada arkadaşlar burada iyi kızarıyor. Burada yine de şuraya da koyun bir tavada kızım. Isınsın. Güzelce parçalayıvereyim. Babam da iyi olur biliyorum bu arada. Benim bakanım yetti diyor. Olay hiçbir şey yok yavrum. Dizlerim acıyor diyor. Eline koluna sağlık. Güzel doldu yavrum. Şimdi poşelerini şey sen tavuk nasıl parçalanıyor bilmiyorsun. Niye bilmiyorum. Biliyorum kızım. Sen azıcık uğraşayım dedim anne. Benden kavgam geçiyor. Dedim niye öyle dedi ki bu kız dedi. Seninle uğraşmayacağım da kimle uğraşacağım? Benle uğraşacağım. Suyu da buz gibi iyi yettim. Getirdim suyu. Arkadaşlar iki bidon su getirdim. İki getirdim de bidon ben arabada yeriyorum. Biraz daha bidon getireceğim. Annem dolduracağım da bidonlar. Ali abim hazır su aldıydı. O bidonları var. 2-3 tane herhalde temiz. Nerede? Kullanılmadı. Ben de yazarım yaptığım odada. Gelirken bidonun ısırış ne için aldı biliyor musun? Bidonun içine aldı. Su doldurmaya bidonu aldı. Geldiydik. Ne zaman depiyi oluyor. O zaman alıverdim. Ayağım sanki böyle acıktı mı titremeye başladı. Olabilir anneciğim. Yerleri daktık. İyi oldu. Temizlenebilirim daha temizlik. Güzel oldu kızım. Banyoyu tuvaletle yıkadım arkadaşlar. Güzelce de mis gibi oldu. İyi oldu. Değil mi yavrum? Tabii ki. İşin hiçbir kötüsü olmuyor. Sen bugün arkadaşlar, ne yapıyorsun? Hepsini pinçik pinçik ettin. Bu aralar bir şeyler. Bana tavuk harcı vereyim mi? Ne? Tavuk harcı. Tavuk harcını vermeyeceğim. Ben senden neyin midesine dokunabilirse o yüzden. Tamam. O gün kattıkta mideme dokundu dedi ya. O zaman bir sefer şey dokun. Tamam bir sefer koymayalım. Bu arada yağsını koydun. Tavukları mı koyacaksın önce? Tavukları koyacağım. En sonunda domatesi bilmiyorum. Belki dilimlemeyeyim. Gene tavada halka mı yaparım? Biberle neyin? Onları da şey yapacağım. Aynı hani marmarla yapıyoruz ya yavrum. O şekilde yapacağım. Başka da zaten yemeğinin neyin uğraşmayacağım. Yeter. Yeter annem daha ne olsun? Yoğurt, tak ne olacak? Yoğurt, kuruş. Bunlar havası mı? Benim bildiğim önce baharatlanır. Neyi? Baharatlı. Ağzı dedim ya annemine. Yiyeceksen ayrı kuruş gene. İyi. Ayrı kuruş. Kızarmış anne. Güzel. Bugün daha bakar. Güzel gene. Bir kalıya daha koyacağım. Seninki de baharatlı yani. Olur mu? Baharatlı. Babam da bu arada arkadaşlar delikleri çakıyor. Ondan dolayı da fazladan ses geliyorsa oradan geliyor. Kusura bakmayın. Gel. Çünkü işimiz şimdi Allah'ın gülüle yükseltirin. Ben yoluna gerek su var. Yola koymayacağız. Ben bir aldım. Baksana seninkine kekik. Yok kekik mekik istemiyorum ben. Ben şuradaki mutluyum. Ne oldu? Merhaba güzel. Tavuk harca. Aralarda şöyle. Şöyle. Şimdi bakayım. Yoksa zaten bir şey. Tek bir şey. Aynı şeyi yapmış gibi. Şimdi de mangalık yapıyoruz ya. Aralarına diyorsun. Tamam yavrum. Güzel gene. Biraz şeysiz yer ya arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Baharatsız. Baharatsız.
Baharatlıyı kim sevmez anne? Bu arada arkadaşlar böyle tavada daha lezzetli oluyor. Bir de mangal dedi de hava soğuk. Onun için ben de tavayı tercih ettim. Bayağı soğuk yavrum. Şimdi şurayı da yakayım. Baharatla var ya seninkini. Onlar da yavrum. Yavaş yavaş ağrı. Sen vardı ya şu çayı yaptıydım. Evet. Bu çayı da dokunmadan ne? Arkadaşlar annem diğer tavayı aldı. Onu oraya koydum yavrum. Ağır yanıyorum. Şimdi hemen bunu kaynayacağım. Buyurun. Bu arada da üzüm diye kaldım. Boş durmadım bir taraftan. Yettim. Tabii ki. Bir taraftan sofrayı hazırlamaya çalışıyorum. Boş koyacağım. Anne. Efendim yavrum. Söyle kızım. Söyle anneciğim. Tamam. Neyse. Benim anneciğim. Yaradan tek tek şöyle çeviriyorum yavrum. Arkadaşlar sıcak. Elim için iyi. Ben mi daraldım? Bilmiyorum yavrum. O arada da lavaşımızı koydum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar üzüm koydu. Bunu ben aldım. Bunu dedem almış. Yoğurdu anneannem yapmış mis gibi. Aynen öyle. Bu arada yavrum. Şimdi şöyle de katalım dedik. Yavrum. Şöyle bir şekil. Arkadaşlar ben mutfağa girdiğim zaman biliyorsunuz. Tam kadar altı geliyor biliyor musunuz? Her zaman şahit işte. Ne yapalım? Aynen. Ben böyle İdare ediverin de. İdare ediverin. Arkadaşlar her gün de idare edilmiyor ama. O ne demek? O ne demek? Yani her zaman çekemem demek. Çeker. Bir şey olmaz. Bunlar gibi olur. Tamam mı? Kızarsın iyice. İki çeker düşsün. Bu arada da soframızı ağır ağır hemen korsam ısıcağını hemen yiyelim. Tamam mı? Kızın. Tamam. Ne yaptın yavrum? Başım dönmeye başladı aslında. Allah. Hiç gittiğim hala ağır ağır şaşırmaya başladı arkadaşlar. Ooo. Biberleri kattım yavrum şöyle dışına. Biberleri de kızartıyorum. Tamam mı yavrum yağına? Üstü oğlu bana hava biraz şey yapıştı ama olacak o kadar yavrum. Arkadaşlar. Soframızda pişince soframızda hep beraber görüşelim olur mu anne? Sonra da görüşelim tamam mı yani? Tamam. Dedim istediler ettim. Verdim. Yok. Arkadaşlar bugün de soframız bu şekilde. Allah ne verdiyse. Daha ne olsun annem. Maşallah. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.